Son 117 gün mükemmel bir zaman aslında LGS'ye çalışıp başarılı olabilmek için hala yeterli, hala çok değerli 117 tane gün var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz ve mükemmel bir şekilde başarıya koşuyoruz. Şimdi Frense Larry'nin çok, çok, güzel bir sözü var. Motivasyon konusundaki en önemli şey hedef belirlemektir. Daima bir hedefin olmalıdır demiş. Gerçekten de doğru. Hedefimiz olursa hedefe giden yolda kendimizi neredeyiz diye değerlendirebiliriz. Aynı zamanda kendimizi Koşabiliriz, çalışabiliriz ve kendimizi geliştirebiliriz. Dolayısıyla hedefsiz bir gemiye hiçbir rüzgar yardımcı olmaz diye çok güzel bir söz de var gerçekten de. Dolayısıyla hem motivasyonumuzu arttırmak için bir hedefimiz olmalı hem de çalışmamız için bir hedefimiz olmalı diyoruz. Günün yorumuna bakalım. 1200 tane beğeni almış Baloncuk TV'nin hocam günde kaç soru çözmeliyim? Gerçekten önemli bir soru. Kaç saat çalışmalıyım bilmiyorum Okulun ilk ayı çok iyiydim. Şimdi ise daha fazla çalışıyorum ama netlerim düşüyor. Yardım eder misiniz? Benim gibi olanlar benziyor. Gerçekten de doğru. Birçok arkadaşımız okulun ilk gününde daha iyiydi. Şimdi niye böyle olmaya başladı? Niye daha kötüye gidiyoruz? Ya başka bir şey mi var? Yani sınava yaklaştık hep kötüye mi gideceğiz? Hayır öyle bir şey yok. Bir kere şunu unutmayalım. Okulun ilk günündeki konular bu kadardı. Şimdi konular bu kadar. LGS'ye geldiğimiz zaman bu kadar olacak. Bizim şunu unutmamamız gerekiyor. ...kunlarda azken iğnetler yapabilirsin. Veya işte daha kolayken, daha işin başındayken... ...hani çok fazla bir şey bilmiyorken belki... E, ...çok detaylı düşünemediği için... ...daha az hata yapıyordun. Ama şimdi... ...hem çok şey biliyorsun... ...hem çok şeyden sorumlusun. Dolayısıyla... ...daha fazla hata yapmak kaçınılmak kaçınılmaz. Dolayısıyla biz bu hatalarımızı... ...düşürmeye çalışacağız. Yani... ...günde kaç soru çözmelisin mesela? Bu aşırı önemli bir soru. Neden? Sınavda sana 90 tane... ...soru gelecek. Eğer iyi bir Anadolu... Lisesi'ne hedefliyorsan... ...gerçekten de başarılı olmak istiyorsan... ...günde minimum 135. Yani bunun... ...bir buçuk katı soru çözmelisin. Eğer... İyi bir fen lisesi ve Türkiye derecesi yapabilecek kalitede bir şey istiyorsan aslında bunu iki katı 180 tane soru çözmesin ve bunu da çok önemli bir şey yeni nesil beceri temelli sorulardan yapmasın özellikle bazı branşlarda. O yüzden rica ediyorum hani günde kaç soru çözmenin cevabı aslında senin hedeflerinde gizli. Sen hedefini seç ona göre düzenlersin. Ve şunu da bir unutmayalım. ...ee okulun kayı çok yedim... ...şimdi ise daha fazla çalışıyorum ama demişiyor ...bu her zaman olur, bana da oldu... ...ben mesela bir konuya daha fazla çalıştığım zaman... ...mesela matematiğe ağırlık veriyorum... ...Türkçe düşüyor, fen düşüyor... ...bu çok doğal bir şey çünkü... ...insanın aklı ister istemez buna odaklanmış... ...diğer şeyleri unutuyorsun bile... ...ama şunu unutmayın... ...matematiği hallettikten sonra veya feni hallettikten sonra... ...diğerleriyle birazcık önem verirseniz... ...onların hepsi de yükselecek... ...o yüzden şunu unutmayalım... Her birisine eşit önem vermesek bile mutlaka her birisinden damla damla da olsa soru çözmeye, deneme çözmeye veya işte birazcık konu tekrar yapmaya önem verelim. Yani mesela matema sadece matematik çalışan bir hafta boyunca asla böyle bir şey yapmayın. Mesela iki gün boyunca gömülün matematiğe ama üçüncü gün lütfen başka branşlara da bakın. Türkçe'ye bakın, FEN'e bakın, İnkılap'a bakın, İngilizce'ye bakın. Şunu unutmayın. Türkçe, FEN'in bir tane sorusu matematikteki bir soruyla aynı veya fenin matematiğin bir sorusu FEN'le aynı. Dolayısıyla sadece bir branşa gömülüp de kalmayın lütfen diyorum. Tabii ingil inkılap İngilizce dinde de katsayılar birazcık daha düşük olduğu için sınavda önemsiz gibi gözüküyor ama onlar da sıralamada çok önemli bir yere sahip oluyor. O yüzden de hiç onlar önemsiz gibi de davranmayacağız. Dolayısıyla şunu unutmayın her şeyi düzecek sabretmemiz gerekiyor. Birazcık daha uğraşmamız gerekiyor. Daha hala yeterli zamanımız var. Günün kitabına bakalım. Monte Cristo Kontu. Aleksandr Duman'ın çok önemli bir eseri. Zaten dünya klasiklerinden kendisi. E, Monte Cristo'yu anlatıyor bize ve mutlaka okunması gereken çok önemli bir başyapıt diyoruz. E, bir günün okuluna bakalım. Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi. 473 puan alıyor. %1,66 ile alıyor. Ve aynı zamanda 60 tane tip 32 tane mühendislik mimarlık çıkarmış. Gerçekten çok başarılı bir okulumuz. Ve dört yıl ve İngilizce bir okul diyoruz. İngilizce eğitim veren bir okul. Günün sorusuna bakalım. DNA'da Guanin nükleotidin karşısına hangi nükleotit gelir demiş. Hadi bakalım cevapları yazın. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.